Medya koridorundan herkese merhaba. 15 Ağustos'ta Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle zaten bir cehennem yeri olan Afganistan kadınlar açısından daha da güvensiz bir hale geldi. Şimdi bu bölümde Afganistan'daki kadınları konuşacağız ve o bölgeden uzaklaşma şansına sahip olduğu bir bölümü, küçük bir bölümü. Ama bildiğimiz kadarıyla çoğunluğu hala orada, kız çocukları ve kadınlar ve dünyaya bir yardım çığlıkları var. Ne yazık ki birçok ülkede bu çığlığa kulaklarını kapamış durumda. Konuğumuz, çok kıymetli bir konuğum var. Kayseri'de bulunan Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurucusu Doktor Zakira Hekmat bizimle birlikte. Zakira Hanım, hoş geldiniz ve geçmiş olsun. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Rica ederim. Çok kısa şunu öğrenmek isterim ilk olarak Zakira Hanım. Siz Türkiye'de ne kadar süredir yaşıyorsunuz? Ne zaman geldiniz ve geldiğiniz dönemdeki şartlar nasıldı? Ben yaklaşık 13 yıldır Türkiye'deyim. Tabii öğrenci olarak geldim ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra aile hekimi olarak görev yapıyorum ve benim geldiğim zamanda da tabii ki biliyorsunuz 1996 yılında Afganistan'da Taliban rejimi geldi ve 2001'e kadar devam edildi ve 2001'de ABD güçleri ve NATO kuvvetleri Afganistan'a gelmesiyle birlikte bir geçici bir hükümet kuruldu ve o hükümetten sonra işte bir iki sene sonra seçime girildi ve Hamid Karzai seçildi ve ondan sonra tabii ki bir takım haklar tanındı Afganistan kadınlara, insanlara, azınlık gruplara. Benim geldiğim zamanda Taliban zamanında biz ortaokulu, ilkokul, ortaokulu zaten gizli bir şekilde okuduk, evlerde okuduk. Ondan sonra liseyi bitirdikten sonra Türkiye'ye okumak için gelmiştim. Ve Taliban yok olmamıştı Afganistan'da. O zamanlarda da vardı ama tabii bu kadar güçlü değildi. Uluslararası güçlerin olmasıyla birlikte bir hükümetin olmasıyla birlikte çok güçlü değildi ama şimdi artık şu an tüm Afganistan'ı ele geçirmiş durumda. Çok çok üzücü gerçekten. Şimdi bizler hani dışarıdan edindiğimiz bilgilerle ve sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla ve geçmiş dönemden şahit olduklarımız kadarıyla sizler kadar yakından bilemeyiz elbette oradaki zulmü, Taliban'ın ne şiddette bir örgüt olduğunu. Bize biraz anlatabilir misiniz? Kadınlara yönelik ne gibi tutumları ve zulmü var Taliban'ın? Biz aslında şimdi tabii ki tüm dünya şu an biz aslında Afgan kadınlar olarak ve Afganistan halkı şu an bekle ve gör politikasını şu an bu politika var Afganistan'da. Herkes tedirgin ve gelecek şu an gerçekten belirsiz. Hani Taliban'ın hükümeti nasıl bir hükümet olacak? Çünkü Taliban sözcüsü artık biz değiştik, eski Talibanlar gibi değiliz ve tüm yani herkese genel bir af getirildi Afganistan'da. Hiç kimse bizi dokunmayacağız artık diyor. Ama ve aynı zamanda uluslararası güçler ve Taliban şu an Doha'da birçok yerde görüşmelerde şu an ve hatta geçen zamanlarda da geçen haftalarda da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dedi eğer Afganistan'daki barış ve istikrar siz barışı getirmek ve istikrarsızlığı bitirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız ve gerekirse ben de Taliban'ın liderleriyle görüşebilirim dedi ve basın sözcüsü yani Taliban basın sözcüsü basın açıklamasında bu elimli daha yumuşak kadınlara yönelik daha yumuşak basın açıklaması da birçok NATO ülkeleri ve Türkiye'den de Sayın Çavuşoğlu tarafından Dışişler Bakanımız bir olumlu görüldü. Ama şimdi tabii bunlar şu an biz de bekliyoruz ve görüyoruz yani ilerideki zaman süreç nasıl olacak. Ama şu anki aldığımız bilgilere göre tekrar Taliban'ın çok fazla değişmediğini görüyoruz. Mesela Kabil cumartesiden bu yana
başkent. Çok sessizlik ve insanlar korku içerisindeydi ve artık bugün dün karantina dönemine tam kapanmaya benzetiliyordu arkadaşlar tarafından ama sosyal medyada, ama bugün biraz daha bir ayaklanma var. Hatta bugün bir tane gazeteci Taliban'ın hani üst düzey değil ama alt düzeydeki kişilerle görüştü. Hani acaba bunların düşünceleri, tabii ki üst düzeydekiler yani tüm dünyayla taraf olan kişiler böyle ilimli, daha iyi konuşuyor, daha umut verici konuşmaları var ama alttakilerle görüşmüş. İşte kadın hakları ile ilgili, işte gazetecilik yapabiliyor muyuz, işe gidebiliyor muyuz ve giyinme tarzı ile ilgili. Tabii ki o röportaja göre yani biz kafirleri buradan çıkartmak istiyoruz ve onun yerinde şeriatı, İslam şeriatını getirmek istiyoruz ve tabii ki sadece başörtüyle değil, tam giyinme ve burka olması gerekiyor. Ancak öyle biz Müslüman diyebiliriz diye röportajlarda, Sakina Hanım'ın röportajında bunu biz gördük maalesef. Ve eski zamanlarda biliyorsunuz 2001 öncesi yerlerinde Taliban'ın rejiminde birçok haklarından mahrum bırakılmıştı ve milyonlarca kız çocuk eğitimden mahrum bırakıldı ve bir nesil cahil kaldı maalesef ve kadına yönelik şiddet ve yaptırımlar çok ciddi bir şekildeydi. Ondan dolayı insanlar şu an korkuyor ve sözlerine pek güvenmiyor maalesef. Evet, yani hepimiz aynı çelişkiyi yaşıyoruz. Bir tarafta geçmişte kadınlara çok ciddi zulüm uygulayan bir terör örgütü var, yaptıkları ortada. Diğer taraftan da, yani çok affınıza sığınarak söylüyorum, aklınızla alay eder gibi, yok kadın hakları, yok işte şöyle özgürlük sağlayacağız. Bunlar çok akla yatkın şeyler, bir hani çocuk kandırmak gibi bir durum oluyor aslında bana göre. Peki siz oradaki kadınlarla hiç iletişime geçebildiniz mi, görüşebildiniz mi? Nedir şu anda oradaki durum? Sadece sosyal medyadan takip ediyorum ve görüşmeleri, röportajları takip ediyoruz. Şu an bugün biraz daha ortam daha iyi. İnsan, yani ayaklanmalar var. Bir gazeteci yazmıştı kendi sayfasında. Bugün İtilaat-ı Ruz açık. Ben de eskisi gibi ofisime geldim ama bir diğer gazeteciyle görüştüğümde halkın %10 ancak dışarıya çıkabiliyor. Geri kalan evlerde. Diğer yandan da diğer gazeteciler ve insan haklarının aktivistleri, kadınlar birbirlerine çağrılarda bulunuyor. Siz evlerde kapınmayın, dışarıya çıkabilirsiniz, dışarıya çıkın diye, korkmayın, yani korkmayalım Taliban'dan. Bu ifadeleri kullanıyor ve diğer yandan da Afganistan'ın üç farklı şehirde, mesela Host, Nangarhar ve Kunar eyaletlerinde biliyorsunuz, yani tüm Afganistan'ın her eyaletinde ve her şehrinde Taliban geldiğinde Afganistan bayrağını yere atıp kendi bayraklarını asmışlardı ve söylediğim üç şehirde bazı yerlerinde gençler ve Afganistan halkı tarafından tekrar biz kendi bayrağımızı asmak istiyoruz diye bir ayaklanmalar var. Ve maalesef aynı zamanda dün mesela genel bir af söylediler ama şu an afin olmadığını biz görüyoruz. Çünkü Bamyan şehrinde azınlık grup olan Hazaraların bir liderin simgesi vardı. O heykeli de bugün Taliban tarafından patlatıldı maalesef. Ve diğer yandan Celalabad'da iki kişi öldürüldü. Ve Kandahar'da bir yerin önemli bir kavşağın ismi Ahmet Şah Mesud'un yerine başka bir Taliban onların ismine geçirildi. Ve diğer işte haberlere baktığımızda Afganistan Milli Televizyonu'nun ismi artık Şeriat Televizyonu'nun ismiyle değişmiş. Şu an maalesef bu haberler. Şu an değişti. Şu an evet. Şeriat TV oldu. Öyle mi? Evet. Şimdi resmi açıklamalar daha yok ama gazeteciler bunu söyledi. Çok korkunç, çok tedirgin edici. Peki başka aldığınız yeni güncel bilgi var mı şu an? Yani bu söyledikleriniz çok önemli. Bunlar hepsi güncel. Yani bugün aldığımız haberler.
Peki şimdi oradaki kadınlar da aynı şekilde yani ilk günden 15 Ağustos'tan bu yana, hatta öncesinden bu yana çok ciddi bir çağrı yapıyorlar tüm dünyaya, bizi buradan kurtarın diye. Ve ne yazık ki tam anlamıyla bir destek görmüş değil oradaki insanlar. Sizin yorumunuzu da alacağım tabii ki. Ve çözüm öneriniz nedir? Bir dernek de kurmuşsunuz, Dayanışma Derneği, ve ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Şimdi tabii ki 2001 yılından yani bu 20 sene içerisinde işte Afganistan'dan hükümet, yeni hükümet kuruldu, işte Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO kuvvetlerin olduğu sürece Afganistan'da tabii ki 20 yıl içerisinde yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybetti ve maalesef bunlardan 43 bin sivil halk. Ve tabii ki bunların içerisinde zaten bir buçuk hafta öncesi UNICEF tarafından yayınlanan rapora göre sadece 72 saatte 27 tane çocuk hayatını kaybetmişti Afganistan'da çatışmalardan dolayı. Evet, artık biz Afgan halkı olarak Afganistanlılar bunu istiyor. Biz Afganistanlılar olarak artık bu savaşın bitmesini istiyoruz. Yeter artık. Yani 40 senedir Afganistan'da savaş devam ediyor. Farklı güçler geliyor. Evet. Hükümet inşa ediyoruz diye vaat ediyor ama maalesef hükümeti berbat ederek tekrar çekiliyor. Çekilme kararları alınıyor ve en büyük faturayı da Afganistan halkı maalesef ödüyor. Evet, şimdi ekrana da bir görüntü yansıtmak istiyorum Zakire Hanım. Bunu belki görmüşsünüzdür. Çok çok canımı acıttı bu videoyu izlediğimde, çok canım acıdı. Bu havalimanında, Kabil Havalimanı'nda çekilmiş bir görüntü. ABD askerlerine yalvarıyor oradaki kadınlar, ne olur bizi buradan kurtarın diye. Dolayısıyla sizin de daha önce yapmış olduğunuz bir açıklama var. Yavaş yavaş yayının da sonuna geliyoruz. O açıklamayla tamamlamak isterim. Çok ciddi ve önemli buluyorum, önemsiyorum. Kadınlar Taliban zulmünde ölmektense çatılardan atlayarak ölmeyi tercih ediyorlarmış ve şu an intihar ettiklerine yönelik açıklamalarınız var. Siz bu bilgiyi nasıl edindiniz? Hala durum nedir oradaki bu anlamda? Bize biraz bilgi verebilir misiniz bu konuyla ilgili? Şimdi Taliban'ın gelmesiyle birlikte özellikle tüm Kabil'i ele geçirmeden önce bir umut vardı. En azından hani Kabil hükümeti vardı. Çünkü bir gün öncesi Cumhurbaşkanı Ashraf Ghani bir açıklama yaptı. Ben buradan istifa etmeyeceğim. Buradayım, halkın yanındayım. Ve insanlar biraz daha umutlu bakıyordu. En azından yani hemen Taliban gelip Afganistan'ı ele geçirip bir şeriat hükümeti getirmelerini hiç beklemiyordu. Ondan dolayı hemen bu Taliban gelince maalesef sosyal medyada ve haberlerde kadınların farklı illerde bu maalesef intihar ettiklerini biz duyduk. Ondan dolayı hani çoğu haberlerde çıkmıyor ama biz tarihte de ölüyoruz diye bu mesajları veriyordu insanlar. Tabii ki tüm sivil toplum kuruluşları ve uluslararası güçlerinden Afganistan halkın talebi şu. Yani Afganistan'da artık 20 yıla yani 20 yılın geçmişine götürmemeleri gerekiyor. Yani az Tabii. da olsa tabii ki insan hakları işte bunun içerisinde tüm kişi yani kadın, kız çocukları özellikle bunları yok saymamaları gerekiyor. Tabii ki şu an belki Taliban sadece yani hükümeti diğer ülkeler tarafından resmi olarak meşruiyet kazansın diye bu tür konuşmaları yapıyor olabilir ama bu konuşmaların gerçek olmasını istiyorlar. Evet, çok çok önemliydi. Umarım bir an önce oradaki en başta kız çocukları ve kadınlar kurtarılır ve güvenli bir bölgeye geçerler. Huzurlu bir şekilde hayatlarına devam ederler. Çok teşekkür ederim Ben Zekir Hanım, teşekkürler, iyi katıldığınız için, günler diliyorum. verdiğiniz bilgiler için. İyi günler, hoşça kalın. Sağ olun. Rica ederim. Evet. Bugünkü yayını maalesef ki kısa tutmak zorundayım ama yarın tekrar yayın olacak. Yarın yine bu konuyu işlemeyi düşünüyorum, ani bir gelişme olmazsa. Bir de şu sosyal medya meselesi de önemli. Bu ağır gündemin arasında çok konuşamıyoruz ama sosyal medya başkanlığı kurmak üzereler şu an ülkede. Yani iletişim başkanlığı gibi sosyal medyaya da sürekli sopa gösterecek bir başkanlık kurulacak. Bunu da çok önemsiyorum. Şu an adli
tatilde olduğu için, adli tatil dönemi olduğu için Eylül ayında bu yasa tasarısını meclise sunacak AKP ve çok ciddi yaptırımlar var içerisinde, hapis cezasına kadar ve biz bağımsız gazetecileri de ilgilendiren bir konu aslında. O yüzden önümüzdeki günlerde bu konuya biraz daha eğilmek istiyorum ben. Daha çok bilgilendirmek istiyorum uzmanlar aracılığıyla insanları. Hep birlikte sesimizi çıkarmamız gereken, her şeyden önce bireysel özgürlüklerimizi ve sizlerin haber alma hakkını ilgilendiren bir konu. O yüzden bizi takipte kalmanızı rica ediyorum sizden. Ve tabii ki lütfen yayını beğenirseniz benim için çok faydalı olacaktır. Çünkü yayını beğenmeniz durumunda henüz yayınla tanışmamış ya da karşılaşmamış kişilere ulaşma imkanımız oluyor. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Savaş Bey, gördüm yazdıklarınızı. Çok sağ olun, bırakmadın, yalnız bırakmadığınız için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.